Merhabalar, ben Köfteyiz Köte ve Beyond Köfteyiz'in 20. bölümüne hoş geldiniz. Şu an sesim azıcık kötü gelebilir size çünkü hala hastayım, ancak baya bir şey yaptığım için bölüm çekmek istedim. Ve yanımda Redo var TS'de. Selam. Oyunda da. Herkese merhaba. Evet. Şimdi bölüm arası ben neler yaptım? Titanyum elde ediyorum. İlk olarak şöyle bir makine yaptım. Bu makineyi sizle beraber tekrar bir kuracağım. Evet. Kıralım. Şimdi hatırlarsın... bu arada TSD'de sesim kesilirse basıp konuşmuşumdur. Dikkat ederseniz... Gregtek orlarını işlerken polarization seçeneği altında bu yan ürünleri elde edebiliyoruz. Fakat normal Mesurator'a koyduğumuzda sadece şunu elde ediyoruz. Bu diğer seçeneklerin açılması için şunun için 512 voltluğu, şunun için ise 2048 voltluğu lazım. Bunun için ise daha da fazlası. Fakat bunu direkt Rock Crusher'la da halledebiliyoruz. Rock Crusher, Railcraft'ın bir aleti. Kendisi şu şekilde yapılıyor. Ve bir multiblock, bundan 3 set yapmamız lazım. Yani toplam 12 tane lazım. Yani 12 tane diamond, 12 tane piston ve 27 tane steel. Evet, basitçe bunun yapımı bu şekilde. Ve beraberinde Industrial Steam Engine'lerde kullanıyorum. Şuralara Emerald Kinesis Pipe'ları koyayım. Onlar engine'lerden enerji alacak. Steam Engine, Industrial Steam Engine'leri şöyle koyalım. Ve ardından multi-bloğumuzu yerleştirelim. Voilà. Bunu çalıştıracağım. Bunu şu an otomatiğe bağlamadım, tamamen elle çalışıyor. Bunu çalıştıracağımız zaman İçine bir tane ore atıyoruz ve lever'ları çalıştırıyoruz. Bunun sayesinde şu bauxite'ları falan filanı işleyerek bolca titanyum elde ettim. Bu arada bunlar işlenmiş titanyumlar, 3 stack. Bir stack bitince buradan alıp chest'e koyuyorum. Bir 30 tane daha pişiyor. Pişecekler. 31 tane. Bir tanesi şu an makinenin içinde. Evet. Onların bir kısmını şuralardan falan filan geçirdim. Bu arada medium voltaj makinelerim şu an Advanced Extruder, Electrolyzer, Forming Press ve Laser Excavator. Okuyamıyorum. Evet, disleksi hastası bir yayıncı olunca ve böyle saçma isimlere denk geldiğiniz takdirde okuyamıyorsunuz. Ve izleyicilere rezil oluyorsunuz. Harika bir his, değil mi? Evet. Ve şimdi extruder nedir diye soracak olursanız şunu shape'leri görüyorsunuz. Şimdi ben kendime cell yapmak istiyorum. Bolca cell'e ihtiyacım var. Şimdi bana 24 tane tin var. Dur, direkt bir steak tin'i çevirelim. Değil mi? Bu arada lobby'ye Aygudi girmiş. Niye gelmemiş? Bilmem. Ve unuttuğum önemli bir şey var. Hoparlörde olduğum için sesi açmıştım. Valla tin elde ediyoruz. Bununla beraber bolt, rod, ring, plate, casing, normal pipe gear, bottle falan filan her şeyi elde edebiliyorsunuz. Hatta extruder'da elde edebileceğiniz şeyleri sayayım. Evet, sırasıyla sayıyoruz. Plate, rod, bolt, ring, cell, ingot, wire, casing, tiny pipe, small pipe, normal pipe, large pipe, huge pipe, block, sword blade, pickaxe head, shovel head, axe head, hoe head, hammer head, hammer time, file head, saw blade, gear ve bottle. Kısacası kendisi
Her workshop'ın olmazsa olmazı makinesidir. Ya bunu zaten medium voltajını yapmıştım. Daha sonra medium voltaj demişim. Low voltajını yapmıştım daha önce. Bunun low voltajı ne işe yarıyor diye sorun. Bunun low voltajı ile bunun arasındaki fark nedir diye sorunca kullanırsanız low voltajı hiçbir türlü metali işleyemiyor. Sadece rubber işlemek için bir alet kendisi. Bu ise gördüğünüz gibi çoğu 128 istediği için bunun medium voltajı. Tabii burada da bazıları 96 istiyor ama hala 32 EU'lukta yapamazsınız. Bazı aşırı sert materyaller var. Mesela Nakua'da gibi. Onlar O ne ya? için 512'lik versiyonu lazım. Efendim? O nedir dediğim? Nakua. Nakua'da. Bir bilim kurgu sanırım Star Trek göndermesiydi. Star Trek izlemediğim için bilemiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir yakıt kendisi. Nakua'da reaktörde çalışıyor. anladım. Bu arada ismini yanlış okuyor olabilirim. Electrolyzer'ı biliyorsunuz zaten. Bayağı bir USB de işimize yarayan bir arkadaş. Tabi bunun arkası, bu sadece otomatikleştirme olmadığı için bunun arkasına bir red edit. Void pipe koydum. Void fluid pipe daha doğrusu. Çünkü elde ettiği bazı sıvıları istemiyoruz. Şu ikisi için başka bir makineye daha ihtiyacım olacak. O makine için bana biraz kobalt lazım. Bir bakalım. Oo. Basic cutting machine. Neyse, buna daha sonra girişeceğim bu arada. İlk olarak yukarıda birkaç bir şeye değineceğim. Ve ardından önemli bir arkadaşı craft edeceğim. Şimdi gelelim bakalım. Bu dolmuştu. Arılarımız ne üretmiş? Unutmadan bir de şurası var. Evet, bolca polen ve hede. Şimdi benim ihtiyacım olan önemli şey ne? Önemli bir şey. Bana bir adet drum lazım, boş drum. Geldi. Evet, boş drum'ımızı nereye koyalım onu bir belirleyeceğim ama ardından öncesinde bir de hani seni neyle elde edebiliyoruz? Steel. Kafası güzelmiş bunun. Evet. Bir adet squeezer yapacağız. Big Rig makinesiyle de işleyebiliyordum diye hatırlıyorum sanki. Bence mutlaka oluyordur yani. Hani Evet, sonuçta direkt yani. fluid extractor'la işlenebiliyor. Hiç şaşırmadım ben. Bak buna hiç şaşırmadım hem de. Yani. Ki bir adet fluid extractor'ımız var aslında. Şimdilik seni kullanabilirim. Çünkü acil bir işimiz yok fluid extractor'la. Tabii ben wrench'i nereye koydum? Wrench. Yalnız ne zaman bunu desem aklıma wrench sos geliyor. Ay. Canım çekti bak sen dediğinde. Ve tabii ki de dışarıda gece var. Yatayım mı? Ben yattım bile. Tamamdır. Evet, ve ardından çıkalım yukarı. Yanan zombilerimizi öldürelim. Ve dümdüz ilerleyelim. Ve benim telefonuma da her zamanki gibi mesaj gelsin. Bölüme başladığım gibi. Klasik. Bir kripto Hayır. klasiği. Hiç mi değişmez düzen? Asla. Düzenler asla değişmez. Oo. Evet, 6 tane. O Ege gelmiş. Ona o dedim ben de. Aa, bugün canlı yayın yapacaktı, o doğaldır. Aynen. Aynen öyle. O zaman ben de ne yapıyorum? Bir adet hıpır alıp, bir adet de çist alıp, tabii buna koyamıyoruz onu.
Sana koymuyoruz. Sana koyacağız. Rotten... Aa, yanlış yapmışım, yaptım. Aa, köfte. Rotten Flesh'i işliyordu bu. Nasıl işliyor? Neye işliyor? Centrifuge Rotten Flesh'i işliyor. Metan elde ediyor ondan. Neyden? Rotten Flesh'ten. Şaka ediyorsun. Hayır. Oo. Çok okmuş. Metanı da yakıt olarak kullanabiliyorsun. Ha, metan dedin değil mi? Evet. Ha tamam, ben metal anladım ya. Ha yok. Greg o kadar op bir şey eklemez. Dedim hani ilginç. Ha ama şey, zombiden elde edebildiğin bir ingot var. Allah. Ne oldu? Oyun aşağı attı kendini ya. İlginç. Java 8 mi? Yok şey, update dedi, kapattı. Aa, ilginç. Java update mi? Yok yok ya şey, AT Launcher'ın update'i. Hay. İyiymiş. İlginç. Java 7 kullanıyorum ayrıca. Evet, ve ben de buradan bal elde ediyorum. Niye? Ha 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 ha. Şurada halihazırda elde ettiğim bir stack kadar balımı alayım. Aa, köfte aklıma geldi bu arada, söyleyeyim. Yani ne kadar önemli bilmiyorum da, dün akşam ben şeyde serverdayken server bir yere çöktü. Olabiliyor. Ama sonra kendi kendine düzeldi yani. Zaten server ben öyle ayarladım. Çöktüğü takdirde kendi kendine düzelecek şekilde. Evet, Fluid Extractor'ı bir de Seedo ile elde etmek için kullanacağız. Hatta ben... yok, Squeezer yapayım ya. Uğraşmayayım. Bu arada bir arada bir yemek otomasyonu yapmayı planlıyorum. Evet, ve şimdi siz de gelin. Sen gold değildiniz siz, tindiniz. Hangi yemeği otomatize edeceğim? Hamburger. Oo. Güzelmiş. Sizin eski base'de şeyin farmı mı var? Cobblestone için. Evet. Bedrakium şeyi mi yapacaksınız? Ha, yok. Başka ne için kullanılıyor ki compressed cobble? Şey. Dekoratif deme. Yok. Unuttum da adını. Bir saniye söyleyeceğim. Hastayken ben çok çabuk unutabiliyorum bir şeyleri. İsim gelecek aklıma ama. Kitledim seni köfte. Ha şey. Ender. Şey. Deep Dark. İçin düşünmüştük. Ha okey, tamam. Evet. Redo beni kitledi. Aynen. Enerji için bunu kullanacağım ya. Şimdi plastik sheet lazım bana. Plastik, seni nasıl elde ediyorduk? Centrifuge. Rubber'ım var mı benim? Tamamdır. Ardından centrifuge'e şu rubber'ı da atalım. Bayağı yavaşmış bu. Ben en iyisi bildiğim yolla devam edeyim. Evet. Ardından... bir de centrifuge'lar lazım. Centrifuge... Siz ne istiyorsunuz?
Copper istiyorlar. Tamamdır. Bronzları bayağı düşünmeden harcayabiliyorum. Ne güzel, biz de biriktirelim diye uğraşıyoruz. Aynen. İşte Optane farkı bu. O Nipponzade Reha Efendi de şey lobide. Evet. Ne haber Günaydın. Reha? Hoş geldin. Videodayız bu arada. Bulduk. Ne? Selamlar. Evet. Şimdi plastik yapıyordum en son. Bakalım plastiklerimiz ne durumda? Tamam, birebir istiyormuş. Seller siz gelin. Evet, plastikler siz de oluyorsunuz. Al bir plastik daha. Evet, bakalım bize şu an 3 tane lazım sadece. Reha. Efendim? MFR'ın Steam Turbine'ını nasıl bilirsin? Yani çalışmak için çalışıyor. Tamamdır. Benim ihtiyacım olan şey de şu an o. Senin Steam üretimine dokunacak bir şey değil. Ben sadece ben ürettiği MJ olarak diyorum. 160 RF çıkışlı. İşimi görür diye düşünüyorum. Şimdilik. Yapıyorsun. Efendim? Ne yapıyorsun? Şey. Centrifuge ve Squeezer. Tamam, görür ikisini. Aslında düşününce bu kadar fazlasına da ihtiyacım yok. İki tane, iki set iş görür. İki ses sen... Bir saniye, ben bir şey iş görür mü dedim. Yaşlanıyorum. Oh. Reha. Yaşlanıyorum ben. Kesinlikle. Evet. User in your channel timed out. Kim timeout oldu? Reha. Tamam. Tipik. Zaten konuşmaları sırasında sıkıntı oluyor. Yani. Şimdi bize... User entered your channel. Hoş geldin. Yine timeout oldun, olup çıktın. Yine başımıza Evet, bu kadar timeout da olup cevabımı çıktın. yazmaya hoşlanmıştım. Efendim? Herhalde cevabımı alttan yazana kadar uğraşmıştım. Ne güzel. Bu da bir şey. Evet ve şimdi yeterli plastiğim oldu ve bana alüminyumları ver. Ardından biraz stil lazım bana. Tamam, 6 tane stil. Gelin. Siz roda dönüşeceksiniz. Teşekkürler. Ardından bu 6 tane steel rodumuz gelsin şöyle. Daha sonra 12 tane pardon. 6 tane de steel plate. Son set steel rod. Aa, bu arada bas konuşa basmayı gene unutmuşum. Yatabilir misin? Teşekkürler. Ay, iyi yapmış. Tamam. Ege
yaptı. Sağ olsun. Evet ve şimdi siz gelin bağlım şöyle. Ve benim biraz daha fazla rubber'a ihtiyacım var. Rubber. Need more rubber. Sabırsız Rubber'sız geçen günlerim. Evet. Machine bloklar hazır. Şimdi piston. Piston için bana biraz siz lazımsınız. Ve bir adet destere. Ow. Evet, ardından 6 tane, 6 tane piston, plastik, fırnız ve hemen gelmem lazım. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve sağlam bir hapşırık krizinin üstüne gelen güzel bir kol ağrısıyla kaldığımız yere devam edebiliriz. Pardon, kaldığımız yerden devam edebiliriz. Kaldığımız yere değil. Türkçe ile katlediyorum artık. O derece. Bir tebrikler yok muydu bana? Tebrikler. Siktirilir sipirmin. Şimdi sen gel bağalım. Ardından sizler de gelin. Benim orayla işim var. Bu arkadaş bana lazım. Dolayısıyla bu arkadaşın yakıtları da bana lazım. İşte bunlar hep yakıt. Evet, sadece 6 tane Nether Brick istiyorum. Nether Brick! Freedom! Evet. Alakasız bir Krizden daha sonra. evet ve şimdi tabii ki de benim burada neyim yok. Freedom'um yok. Yok olmadı bu. Freedom'um var. Bu sunucuda herkesin freedom'u var. Yani evet, açlık ve sefaletin arasında. Ama özgürsünüz istediğinizi yapmakta. Yani. Yani iki seçeneğiniz vardı. Bir kralın altında krallar gibi yaşamak ancak kendi söz hakkınıza sahip olmamak. İki, özgürlüğünüzde kendi Sanki için. kralın altındaymışız gibi geliyor bana ama hepimiz Greg oynuyorsak. Yok, özgürlüğünüze sahipsiniz. Ha, o Greg özgürlüğünüze pek saygı duymuyor olabilir, o ayrı mevzu sadece. Ha, burada bu Steam turbinlerin upgrade'i varmış. Steam turbinlerin diyorum, upgrade'i Pardon. varmış. Vay vay vay. Nereye kaçırıyorum neler. Aynen. Evet ve şimdi siz gelin bağalım şöyle. Hepiniz fidanlar ağacı, ağaçlar ormanı dönmeli yurdumda. Aslında dur. Şöyle bir düzen daha makul. Şöyle bir düzen bulmaya. Neyse şu daha iyi.
Evet ve şimdi bana zaten halihazırda biraz daha Squeezer'a ihtiyacım olacaktı benim. Şimdi gel bağalım. Evet, daha fazla Squeezer'a ihtiyacım olacak. Evet ve gene bildirimler yağmaya başladı telefona. Yay! Ne güzel değil mi? Biz değiliz. Evet, bu sefer siz değilsiniz. Direkt savunmaya geçiyorum artık. Meryem, bu sefer siz değilsiniz cidden. Çok daha ilginç bir şey. Tamamdır. Ama sizden gelen bildirimi de okumamışım. Oy, bayağı yardırmış bizim kalimeralar. Evet. Her halükarda sizden bir şey geliyor yani. Kaçınılmaz gerçek. Evet ve benim dramlar nerede? Dramları otomatik olarak boşaltmanın bir yolu var mı? Olarak boşaltmak. Kadar mantıklı aletler değiller onlar. Evet. Deneyeceğiz bir. Geçici olarak sen gel. Eski bir Steam dramım vardı. Onu boşaltacağım da. Ardından bakalım burada hiç speed upgrade'im kalmış mı? Hayır, kalmamış. O zaman ben şuradan azıcık speed upgrade ödünç alayım. Alayım. Sen gel bağalım şöyle. Şuraya geç. Evet. Azıcık daha alayım ben şu speed upgrade'lerden. Şimdiki siz onunla idare edersiniz makineler. Sevgili makineciklerim. Ben şunu hızlıca bir boşaltayım. Evet. Boşalıyor. Tamamdır. Empty bir adet dramımız var. Yani Türkçeyi de katlettim. Empty bir adet bu dramımız var. Kendini tebrik ediyorum. Evet. Ardından. Aslında düşününce drama da ihtiyaç yok. Evet, drama ihtiyaç yok. Yani o oradaki drum biraz boşuna. Şimdi gel bağalım. User left your channel. O user bizi terk etmiş. Hangi user? Squeezer, Carpenter. Centrifüjler gelin bağlım. Centrifüjleri şuraya koyalım. Evet. Ve doğal olarak şunları da temizlemem lazım. Bütün bunlar ne için kullanılacak diye soracak olursanız al veri yapmak istiyorum. Craft. Ardından sen de git yerine sen gel sen gel.
Evet, bunların bağlanmasını engelledik. Engelleyemedik. Evet, tamam, şimdi engelledik. Reha biraz konuşsan diyoruz. Reha, sesim geliyor mu sana? Diyor. Ha. Burası sessizliğe gömüldü de. Benim internet bağlantım teröristliği zannediyordum ben de. Yok. Senin internet bağlantın değil terörestiren. Senin internet bağlantın erör Onu estiriyor. çok Evet. yapıyor. Bu iğrenç espriyi hiç yapmadım varsayın. Ardından Squeezer'lı, kalan Squeezer'larımızı alalım. Hiçbir şey olmamış gibi yolumuza devam edelim. Sentrifüjümüz varmış zaten. Evet, Carpenter. Bir şey merak ediyorum. Yok, böyle boşaltılamıyormuş. Evet, tam bu işlemi yaptığım ara bir ara oyun saçma bir biçimde göçtü. Ama neyse ki şu işleme bir zarar gelmedi. Bu arada o esnada da bir şey fark ettim. Benim al bir yapmama aslında gerek yok. Ancak gene de yapacağım. Evet. Şimdi bal. Çöle mi yerleşsem ben acaba ya? Olabilir. BPS de rahat orada biliyor musunuz? Efendim? BPS de rahat oralarda. Öyle de bir artısı var. Mümkündür. Ardından siz ikiniz şöyle gelin. Size de chestnut ve walnutlar girsin. Evet. Teşekkürler işbirliğiniz için. Ardından bir adet daha Carpenter gerekecek. Carpenter için bolca bronz. Bakalım bu camlar oluyor mu? Hayır, olmuyor. Gel bağlım. Bir tanesi ürettiği enerji bence fazlasıyla yetiyor diğerlerine de. Ardından Endra'ya kanduitleri. Bizim kanduit redstone. Enerji kanduit yok mu? Aa, nasıl olmaz köfte? Zibilyon tane olması lazım. Burada yanlış chest'e konmuş. Yoksa bir de chestleri mi temiz? Benim chest'ler zaten karıştırılıyor hep, düzenli olarak. Ben Abi şey chest'lerin demedim. her birinin ne chest olduğunu biliyorum. Ona göre karıştırıyor. Dün gece bütün gün çöl aradım. Ha. Bugün buldum ya. Nerede? Dibimizdeymiş ya. Evet, ve şimdi bakalım sen hepsine yetiyor musun? Hayır, yetmiyorsun. O zaman yukarıdakileri ben ayrı bir steam turbine'la besleyeyim. Evet, bu şekilde tamamen yetiyorsun. Ardından sen de gel bağalım şöyle. Ve al veriyi. Şimdi impregnated casing lazım senin için.
Assembler'da da yapabiliyoruz. 3 saniyemizi alıyor. Carpenter'da da yapabiliyoruz. Ya. Ne oldu? Kaktüs bana vurdu. Doğrudur, o kaktüstür. Şimdi bağlım. Ne kadar lazım? 27 tane gerekiyordu bir tanesi için. Yani 27 çarpı 8. 27 çarpı 8 kaç ediyor? Çok ediyor çok. ...216. Ve bunu nereye hesaplattırdın diye soracak olursanız gittim bilgisayara. Hangi user yaptı bunu? Can, videodayız bu arada. Öyle miydi? Aynen. Kötü troll. Biz troll seni. 120... 280... O zaman selam. Selam YouTube'da. 200. Selam YouTube. YouTube kapalı, cevap vermiyor. Muhtemelen bunu izlediklerinde YouTube çoktan geri açılmış olacak. Google'da. Bize hep açık ki. İzleyenler kapalı olsa da izleyecek. Orasını karıştırma. Evet. Beraberinde... Ne olacak? Biz ve spoiler. Reha yatsana ya. Yatayım. Ene evimde Enderman var. Evet. Artık Reha yok. Yasakları çiğnediğini videoda kabul edin. Artık yok. Aa evimde yatak var. Aa, artık yok. Good old days. Vallahi herkes duydu buradaki Reha. Senin yasakları çiğnediğini. Şu an büyük bir sıkıntım olduğunu fark ettim. Aman tanrım köfte, ne bir sıkıntı nasıl olabilir? Biz Rex'im yeterli gelmeyebilir. Köfte bu arada o videodakiler nasıl espekti öyle ya? İşte sen öyle bir elemansın. Ha bu arada ufak bir not. Siz bu videoyu izlediğinizde ben daha 8. bölümü yeni yayınlamıştım. Ve şu an 20. bölümdeyiz. Hadi. Gözde yanlış söyledin. Ney ki? Ben bu videoyu yayınladığımda dedin. Çektiğimde. İşte, pardon. Ve titanyumlarım bitmiş. Efendim? Yayınladığında yüzü çekiyor olacaksın herhalde. Sanmıyorum o kadar ilerleyeceğimi. Muhtemelen bir noktadan sonra bölümler daha yavaş çekilmeye başlayacağı için senkronize olacaklar. Tahminen kaça kadar gidersin köfte? Ya, seri olarak bilemiyorum. Yani seride ne kadar giderim bilmiyorum. Ama... Yani gider bir şeyler. Şimdi bana cultivated. Cultivated. Imperial'lardan birini cultivated'a çevirerek ardından Imperial marşı çalak. Yok olmadı. Yanlış şarkı oldu. Evet. Cultivated. Gel bağalım sen büyüde. Sonra bana biraz da impregnated frame lazım. Hı? Onun için bana ne lazım? Tabii frame... Tamamdır. 8 tane senden lazım bunun için de.
Neyse onları da başka bir ara yaparım. Şu an üşendim cidden. Bir tane impregnated frame varmış. Şimdilik bu biraz çalışsın. Geri kalanları hallolur bir ara. Değil mi? Ve bölümü burada bitirsek güzel olabilir. Süremizi fazlasıyla açtık. O zaman izlediğiniz için teşekkürler. Kötü his köftedini günler. İyi eğlenceler.